arkadaşlar, mesela takımınız şampiyon oldu. Arkasına atacaksınız taraftarları. Yakacaksınız buradan meşaleleri. Hooligan gibi gideceksiniz. Mangala gittiniz. Yerler çok dağlık, çakıllı. Rahat edemiyorsunuz. Atın şuraya bir tane sasır. Çok rahat yatabiliyorsunuz. My ding ding dong. Ama biraz mazot kokuyor tabii. Arabanın birazcık süspansiyon sistemini size gösterelim. Emirhan, genişten çek. Görüyor musun? 80 kiloyum arkadaşlar. Araba 3 ton. 80 kiloyum, araba 3 ton. Bakın zıplıyor. Hadi. Yeah. Evet arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 75 bin liraya aldığımız Volkswagen Amarok 4x4 aracımız vardı. Şimdi bu aracımızı sizler için inceliyoruz. Evet arkadaşlar, bizi bu arabayla çok görmediğinizi biliyorum. Çünkü kilometrede 75 kuruşla 1 lira arasında İstanbul trafiğinde yakıyor. Hem 4x4 hem de 2000 dizel bir motora sahip. Motor özelliklerinden, torkundan, işte beygirinden, motor kısmını açınca sizlere bahsedeceğim. Şu an videonun başındayız arkadaşlar. Ben size işte burada bir tane plastik, burada açma kolu var vesaire anlatmayacağım. Size arabanın hissiyatını, alınır mı, bu fiyata uygun mu, nasıl hisler veriyor, yakıt türü nasıl, motoru nasıl, nasıl hissettiriyor, her türlü gerçekçi, real fikirlerimden bahsedeceğim sizlere. Eğer bilimsel fabrika verisi ya da başka bir bilgi istiyorsanız Volkswagen'in sitesine girip inceleyebilirsiniz. Bu benim kişisel görüşüm ve bu arabayı kullandığıma dair bilgiler. Gelin şimdi videoya geçelim. Mesela gelin motorumuzu açalım, bir kaputumuzun altına bakalım ne var ne yok. Bu olay benim çok sinirime giden bir olay. Tabii bu aracımızda kapalı kasa bir motor yok. Yani korunan bir motor yok. Açık bir şekilde motorumuz. Motor özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse 2000 dizel bir motorumuz. 180 beygir gücüne sahip, 180 beygir araç ve 420 tork güç üretiyor. Yani 420 tork bazıları tarafından az gibi görülüyor ama ideal gibi geliyor bana. Tabii bu kişiden kişiye göre de değişir. Emirhan size bunu, motoru anlattım. Gelin biraz aracın özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Bu araba ne? Bu araba bir Amarok. Bu arabanın acayip geniş bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Bu arabanın tam 860 litre bagaj hacmi var. Biz bu modelde arkasını kapatmadık. Yani kapatacağız aslında. Arkayı bir perdeyle beraber. Yani böyle oluyor ya arkadaşlar. Arkayı jip gibi kapatıyorlar. Bu tür şeylere hiç gerek yok. Git o zaman jipe bin kardeşim. Amarok'un kasası böyle olması lazım. Burayı bir perdeyle kapatacaksın. Fıstık. 860 litre bagaj hacmi olduğunu söyledim. O ortalama 900 kilo kadar da bagajda taşıyabiliyorsunuz. Ya bu araba 900 kilo taşıyor. Bu araba ne diyorsun o zaman? Bu arabanın ağırlığı arkadaşlar tam 2100 kilo. Yani bagajı da fullediğiniz zaman bu araba 3 ton oluyor. 3 ton bir araba yani. Bunun içinde 2000 bir motor var tabii. 2000 motor neyle besleniyor? İşte burada arkadaşlar 80 litrelik bir depo hacmi var. 80 litre ya. Yani arkadaşlar 80 litre ortalama 500-560 arası bir şeyle doluyor ve sizi 600 kilometre götürüyor. Yani 1 lira 90 kuruş arası bir şey yakıyor kilometrede. Arkadaşım yani sen de aslan besliyorsan ona göre yemini vereceksin. Bu Amarok tam bir aslan yani. Asil durmuyor mu? Araba arkadaşlar acayip duruyor, güçlü duruyor. Zaten güçlü de bir araba. Dizel olmasına rağmen kalkışında zaten sizi geriye yapıştırıyor. Camlarda film var, bence arabayı daha güzel gösteriyor. Siyah olduğu için araba özellikle. Burada rüzgarlık var, rüzgarlıklı var. Şimdi arkadaşlar yani arkadaşlarınızla mangala gitmek istiyorsanız düşünsenize yani 10 kişisiniz, at 8 kişiyi buraya. At buraya. Hop. Böyle gitsinler, asker mi uğurlayacaksınız? Bu araba tam size göre, Amarok. Arkadaşlar mesela takımınız şampiyon oldu. Arkasına atacaksınız taraftarları. Yakacaksınız buradan meşaleleri. Hooligan gibi gideceksiniz. Arkadaşlar diyelim mangala gittiniz. Yerler çok dağlık, çakıllı. Rahat edemiyorsunuz. Atın şuraya bir tane sasır. Çok rahat yatabiliyorsunuz. My ding ding dong. Ama biraz mazot kokuyor tabii. Arabanın birazcık süspansiyon sistemini size gösterelim. Emirhan, genişten çek. Görüyor musun? 80 kiloyum arkadaşlar, araba 3 ton. 80 kiloyum, araba 3 ton. Bakın zıplıyor. Hadi. Yeah. Arkadaşlar şimdi arka kısma bakacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, hala bilmeyen varsa benim boyum uzun. 1.83 boyum var. 1.83 bir insan arkada rahat ediyorum.
Bir kere ayağım buraya yapıştı arkadaşlar. Ayağım burası yumuşak. Ayağım buraya direkt içine giriyor. Rahat mıyım şu an arkadaşlar? Rahat değilim. Gerçekten arkası. Ya bu kadar uzun bir araba. İçerideki yaşam alanı çok dar. Ben rahat etmiyorum arkadaşlar şu an. Bacaklarım buraya yapıştı. Evet, üstü yeterli genişlikte. Üstü kafanıza değmiyor yine. Ama gerçekten arabanın arka tarafı çok dar ve rahatsız ediyor. Arkada oturan, eğer Amaro'nuz varsa arka koltuğa değil, direkt arka bagaja atacaksınız misafirinizi. Bu şekilde kullanacaksınız. Ve arkadaşlar şu arkada bir boşluğun olmasını isterdim ben. Yani ben arkadayım, çıkarttım paltomu. Kucağıma almak istemiyorum yani. Şurada bir arka boşluk olsaydı da arka boşluğa atabilseydim. Şuraya hafif kaviste olsaydı. Koltuklar direkt camla birleşiyor arkadaşlar ve direkt arkaya bakıyorsunuz yani böyle. Direkt bu arada hiçbir şey yok. Direkt buranın arkası bagaj. Arka yaşam alanından da bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz sürüşüne vesaire modlarını kurcalayalım. Arkadaşlar gelin kısaca biraz arabanın dışından inceleyelim. Zaten fotoğraflardan vesaire siz daha detaylı incelersiniz. Ben sadece ufak bilgiler vereceğim. Şu an arabada orijinal olarak Higline bir model olduğu için çelik jantıyla beraber bu araçta var. 255-60-18 lastik boyutlarımıza sahip. Ekstra detaylar. Bu şekilde çıtalar, alt basamaklar. Büyük ihtimal basamak vardır. Çünkü bu araca binmek zor. Basamak seçenek olmayabilir ama şu arkalar seçenek olabilir. Alüminyum detaylar ve çelik jant. Bu lipler falan sonradan takılmış. Alemci dayı takmıştı zaten. 75 bin liraya bu aracı aldığımız videoyu izleyebilirsiniz. Bu şekilde dışından bahsetmek gerekirse bu kadar. Zaten dışını hepiniz fotoğraflardan, videodan da görebiliyorsunuz. Arkadaşlar her şeyden, arabadan bahsettik. Şimdi özellikleri ve hissiyatından bahsedelim. Gelin aracımıza binelim. Arkadaşlar araba yüksek olduğu için böyle binmeniz gerekiyor. Hadi gelin. ABS var, ASR var, EBD var, off-road modları var, 4x4 modları var. Ondan sonra cıma, hız sabitlemeleri, far ayarları vesaire hepsi var. Size tek tek gelin bunlardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz diferansiyel kilidini kapatma, yani ASR'yi kapatıp açma var. Off-road modumuz var, yani yokuş kalkışta destek sağlayıp ve arabayı aşağıya saldığınızda, yani böyle yokuş aşağı bir şekilde çakıl taşlarıyla vesaire olduğunda size farklı sürüş modları tanıyor. Bunu burada detaylı anlatmıyorum. Çünkü bunun da videosu gelir, bir araziye gidip size bu off-road modlarını deneriz. 4x4 modlarını. Burada arkadaşlar kollarımızda hız sabitleme, direksiyonumuzda Higline model olduğu için tuşlarımız vesaire var. Bu tabii ki orijinal teybi değil. Sonradan takılmış bir double tape, yani dokunmatik. Orijinal teybi bu değil. Bu arka bagajımızın ışığını açmak için arkadaşlar. Burada zaten normal dörtlüler falan. 3 tane zaten çakmaklığımız var. Burada 2 tane olmak üzere ve burada da 12 voltluk bir çakmaklığımız var. 12 volt. Bu 2012 aracımız olduğu için arkadaşlar çoğu yer, bakın bak, her yer plastik. Golf'te biliyorsunuz incelemiştik, buralar biraz kıvrılabilen sert plastik dediğimiz, Volkswagen'in genelde kullandığı. Burada her yer plastik arkadaşlar. Yani arabanın neresine dokunsanız plastik. Bence bu kadar kuvvetli bir arabanın plastik hissiyatı vermemesi lazım diye düşünüyorum. Tabi fiyatına göre de değişiyordur. Elbet yenilerinde belki iyileştirme yapılmıştır. Tam emin değilim. 2012 aracımızda bu plastik detaylar çok fazlasıyla. Zaten üst döşemeleri vesaire aynı Volkswagen tüm modellerinde kullandığı şekilde. Bu aracımızın tabii ki de koltuk kılıfları var. Bu orijinal koltuk kılıfları değil arkadaşlar. Bunlar sonradan takılmış. Aracımızı alırken vardı. Biz de hala ellemedik. Arabaya tabii bunları söktürüp bir otokuaför falan yapacağız. Size mutlu bir haberim var. Bu araba DSG değil. Evet arkadaşlar, Volkswagen'in DSG olmayan, lanet illet olmayan modeli, manuel modeli, müthişsin. Arkadaşlar bakın, ben sakın, içimde kötü bir niyet yok. Ben daha fazla 25 milyar vermemek için sadece bu manueli sevdiğimi belirtiyorum. Yoksa otomatiği yok canım, 25 milyar yoksa hani manuel hisli bak. Şimdi Amaro'nun hissiyatlarından size bahsedelim. Nasıl yakıyor, nasıl gidiyor vesaire biraz anlatalım. Emniyet kemerimizi takalım. Size örnek olalım. Ya ilk önce bu arabadan bahsedilecekse eğer, bence hani 4x4 olmasını, yani bu kadar büyük ve ağır olmasını hissettirmediğinden başlamamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü araba hani bu 4x4'leri, Amarok'ları, işte Ranger'ları, bu arabaları sanki böyle dağ arabasıymış gibi falan düşünüyoruz ama şehir içine göre de biraz tasarlanmış.
Yani arkadaşlar arabayı SUV bir modelle, yani böyle 4x4 bir modelle kıyasladığım zaman araba şehir içinde de gerçekten rahat bir şekilde sürülebilecek bir aracımız. Yani 2000 motor tabii İstanbul'da biraz fazla çünkü gerçekten trafik var. Hız sınırları şehir içinde 80-70 arasında değişiyor ama bu hız sınırlarını tabii ki de gören var mı İstanbul içinde bilmiyorum. Gerçekten çok fazla trafik var. Trafikten dolayı da bu büyük motorlar çok fazla yakıyor. Yani uzun yolda ben 65-75 kuruş arası yakacağını zannediyorum bu arabanın. Ama fabrika verilerinde şehir içi 10 litre gözüküyor. Yani şu anki mazot fiyatına göre 65 kuruş. Ama İstanbul artık şehir içinden başka bir boyuta geçti. Yani en fazla hız neredeyse 20-30'lara çıktığı için çok fazla dur kalk oluyor. Ve araçlar artık çok fazla yakmaya başladı. Bu araçta 80 kuruşla 1 lira arası, yani 90 kuruş. Hepsi değişiyor. Tam bir veri de veremiyoruz. Çünkü İstanbul gerçekten farklı bir yer. Yani bu araç bence şehir içi için eğer yemini düşünüyorsanız, yani benzinini düşünüyorsanız sizin için uygun değildir. Ama ben hissiyat istiyorum kardeşim. Vuracağım, kıracağım, kaldırıma çıkacağım. Yani benim için önemli olan bu diyorsanız bu araç gerçekten sizin istediklerinizi karşılayacağına inanıyorum. Hem yüksek olması, hem motorunun gücü, hem beygirinin gücünün fazla olması bu istekleri size karşılatacaktır. Bahsettiğimiz şekliyle bu şekilde 4x4 bir model. 4x2'leri de var. Bu Higgline bir modelimiz. Yani en full bir model. Yani piyasada bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazlasıyla satılanları var. DSG ve manuel olmak üzere. Bu Amarok inceleme videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendi tarzımızla anlatmaya çalıştık. Bilimsel daha fazla verileri Volkswagen'in ya da başka bilinçli kişilerden izleyebilirsiniz. Biz yaşımızın da verdiği tecrübesizlikle hem de biraz makaraya vurarak genç olduğumuz için bizi mazur görün. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.